Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün gardiyana karşı nasıl dövüşmeliyiz? Hangi karakterleri kullanmalıyız? Ya da kullanabiliriz? Ben bu videoda size bugün bunu anlatmaya çalışacağım. İlk karakterimiz Kaptan Marvel Klasik. Kaptan Marvel Klasik'in şöyle bir özelliği var. Enerji tabanlı dövüştüğü için gardiyan bloğuna vurduğu zaman, blokta durduğumuz zaman yani... Emildi yazar arkadaşlar. Emildi yazması enerjisini emiyoruz demek anlamında. Yani bizim güç kazanmamızı hızlandırıyor, arttırıyor. Bakın arkadaşlar hiç kaçmadım. Gördüğünüz gibi blokta yalnız son saldırısını tahmin edemedim. Ama dediğim gibi arkadaşlar eğer ki elinizde Kaptan Marvel Klasik varsa hiç yorulmadan yalnız biraz el becerisi de yapacaksınız arkadaşlar bazı saldırılarında. Bir sonraki karakterimiz Vision. Vision'ın şöyle bir özelliği var. Bendeki sentez klasik olan Vision da aynı şekilde iş yapar arkadaşlar. Şöyle ki bakın arkadaşlar eğer ki bu şekilde sersemletme vermeden özel saldırı birini kullanırsanız arkadaşlar otomatik engelleme yiyebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hani bu yüzden sersemletme yaptıktan sonra özel saldırı birini kullanın. Size tavsiyem. Hatta deneyeceğiz. Eğer denk gelirse. Bakın arkadaşlar otomatik engelleme dedi. Bu yüzden öncelikle sersemleme yapacaksınız. Sersemletme yapacaksınız. Ondan sonra. Bakın hemen deneyeceğim bir daha. Ben bu videoda arkadaşlar gardiyanın normalde tekte alabilirim. Bakın hemen bu şekilde hızlı hızlı dövüşebiliriz. Normalde tekte alabilirim ama öldürmemek için çok çabaladım. Kendimi zor tuttum diyebilirim. Çünkü şöyle bir dövüşe 5 karakterle girebiliyorsunuz. Ben de sizlere hangi karakterlerle dövüşülür videosunu çekebilmek adına sürekli olarak knockout oldum. Bu yüzden dövüşleri kısa kısa hızlı hızlı geçireceğim. Bu arada kanamaya kısmi bağışıklığı var diyebilirim gardiyanın. Çünkü kanama yemiyor gibi bir şey. Adam özel saldırı karakteri. Onu size söyleyeyim bir kere. Evet. Karnışla ağır saldırı. Ağır saldırı yaparak dövüşeceksiniz. Ondan sonra takviyeleri açabilmek adına ne yapacaksınız? Sürekli özel saldırı atacaksınız. Şimdi bir daha bir ağır saldırı. Bir özel saldırı atıyoruz hemen. Özel saldırıda da hiçbir şey vurmadı. Ama... Yavaş yavaş arkadaşlar takviye açtıktan sonra dövüş kızışacak. Kullanabileceğiniz alternatif karakterlerden biri diyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Defansif özelliği de sağlam. Fiziksel direnç açtığı için enerji tabanlı saldırıyı çok yemiyor ve gitti yani. Şimdi Jane Foster. Burada bir aksiyon yaşamak istedim arkadaşlar. Şimdi ağır saldırıyla öncelikle sendeletme yapmadı ilk ağır saldırımda. Sonrakinde yaptı. Kabam buna bir çare, hal çare bulması lazım. Zaten Jane Foster'ın ne özelliği var ki? Evet burada yedik ama dikkat. Yani oynamıyorum. Şöyle çünkü oldu ki sağlam vururuz falan kafasıyla çok fazla abanmadım açıkçası. Özel saldırılarına dikkat. Evet. Evet sakin. Otomatik yedik. Bu yüzden sersemletmişken rakibi. Biraz oynayalım. Madem öyle biraz oynayalım. Bakın arkadaşlar hani normalde size göstermek adına oynamıyorum ama çok rahat şekilde oynayabilirim. Bak başladım. Sakince başladım. Jane Foster'la bile oynayabiliriz. O derece onu göstermeye çalışıyorum size. Yani abartmayın. Demeyin ki yenemeyiz falan. Çok rahat da yenersiniz. Hiç kafanızı da takmayın arkadaşlar. Bak bu arada hemen hop kusursuz blok. Evet. Evet kaçtık yani. İlla oynayalım mı? İlla oynayalım mı? Hani illa bize oyna diyorsun ha? Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hop. Hadi. Evet. Hadi. Yani. Hulkbuster. Yani ben daha ne diyeyim. Birazdan izleyeceksiniz. Olanlara dikkat.
Evet. Hulkbuster'la da çok rahat indirebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken özel saldırınızı doldurmak. Ondan sonra geçmiş olsun. Yani kalan sağlar bizimdir. Bu arada şok yemiyoruz. Şok yazdığı halde şok yemiyoruz arkadaşlar. Teknoloji karakterleri muhtemelen şok yemiyor. Eğer bir dahaki teknoloji karakteri şok yemezse o kafaya bürüneceğiz. Evet. Blokta dursun. Bir blokta dur. Hadi blokta dur. Yapma be. Blokta duraydın iyiydi ha. Blokta dur. Hadi git blokta dur ya. Hadi gözünü seveyim. Dur. Evet çok güzel. İşte bu. Aradığımız performans buydu. İndirmemek için gerçekten kendimi zor... Yoksa bunlarla tek atarım arkadaşlar. Hiç. Hiç. Sıkıntı yok yani. Normalde bunun dövüş taktiği de böyle değil. Sürekli ağır saldırıyla dövüşeceksin. Hulkbuster'la. Bu arada evet. Kaçtık yani. Evet. Ah yakalasaydım iyiydi. Hadi ya dans ettireceksin illa kendine. Öldüreyim mi lan seni? Öldüreyim mi lan seni? Al o zaman. Allah Allah. Vallahi böyle kendimi zor tutuyorum. Vurmayayım vurmayayım diye. Videoda. Şimdi doktordum gerçekten. Ya bunu yani benim bu videoya koymama gerek bile yoktu aslında ama. Evet bağışıklık diyor. Güç boşalması yapmayaydı iyiydi. Al o zaman. Evet. Doktordum'la çok rahat indirebilirsiniz arkadaşlar. Hani hayvansı bir karakter zaten. Ben göstermelik dövüşüyorum. Burada tek tek adamları birer birer indirsem 20-25 tane karakter gösteremem. Bilginiz olsun. Şimdi bana demeyin ki yok sen hiçbir karakterle indirememişsin. Hani o zaman gelin siz çekin. 20-25 kere de oynayamam ben yani bu macerayı. Çok zor arkadaşlar. 25 kere bir macerayı oynamak ne demek? Düşünsene her biriyle one shot. Her biriyle one shot. Bakın arkadaşlar teknoloji karakterleri şok yemiyor. İlginç. Hulkbuster'dan sonra Sentinel de yemiyor şu an itibariyle. Yalnız ben Sentinel'le burada göstermelik dövüşüyorum. Sentinel'le de iş yapabiliriz arkadaşlar. Şu üzerimizdeki analiz yüklerini bir biriktirelim. Bakalım biz şok yemiyoruz da kendisi ne yiyecek? Sağlam bir şok yiyecek mi? Guardian'a bakalım bir. 72 oldu. Evet bakalım 84'te bir şok atalım. Hakikaten 133 tane şok yedi. 133 hasar oranlı bir şok yedi diyelim daha doğrusu. Kaptan Marvel Amerika. Marvel nereden çıktı? Amerika sonsuzluk savaşçısıyla da taktik belli arkadaşlar. Siper ağır saldırı bak. Gel bakayım. Hop. Yani olay bu aslında. Hiç dövüşmemize bile gerek yok. Blok becerisi yüksek olduğu için kaçış bile yapmıyorum. Çok. Evet. Bu arada şok yemiyor. Niye? Şok yazdığı halde şok yemiyoruz. İlginç. İlginç olan acaba neden? Bunu bir araştırayım ben. Evet. Bir de kanama vereyim. Bakalım ne yiyecek. Evet. Yani yiyor. Kayda değer bir kanaması var. Ama bırakıyorum ki knockout etsin. Bir sonraki karakteri size tanıtıp gösterebileyim diye arkadaşlar. Korvusu Baba Hyperion'u falan koymadım. Yani Hyperion. Eğer yeni izleyenleriniz varsa. Corvus Glaive Hyperion'u falan koymadım. Onlar zaten bu işte usta arkadaşlar. Hani çatır çatır yenebilirsiniz. Örümcek Adam... Geliştirilmiş Stark'ta aynı şekilde özel saldırılardan kaçmanız için size yardımcı olacak bir karakter diyebilirim. Bakın arkadaşlar hiç yorulmadan dövüşüyorsun. Hakikaten tek atmamak için insan kendini zor tutuyor ama şöyle temas gerektirmeyen saldırılarda otoblok yapıyor. Bu yüzden arkadaşlar otomatik blok yapmasının sebebi bu. Başka bir art niyet aramayın. Hop. Yakaladık ama. Güzel. Bu arada 178. Güzel. Void'in zayıflatıcıları sağlamından canını düşürüyor arkadaşlar. Normalde çatır çatır oynarım ama göstermelik oynadığım için gördüğünüz gibi yoksa oynayış tarzı belli. Çat 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 bam gün bam gün. Bak otoblok yaptı bu sefer. Otoblok yaptı. Oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu? Neyse.
Evet, bir sonraki karakter Ronan. Bendeki 2.20. 4 yıldız. Sağlam güçlü bir Ronan arkadaşlar hakikaten iş yapacaktır. Neden? Eğer ki gardiyanın üzerinde zırhlanma sayısını arttırabilirseniz, tamam mı? Zırhlanma sayısını eğer 5-6 yaptıktan sonra hadi geçmiş olsun. Çatır çatır oynarsınız arkadaşlar. 5.50 Ronan çok rahat iş yapar. Bakın sersemleme süresi rakibin üzerindeki takviye sayısına bağlı olarak artıyor arkadaşlar. Evet. Yalnız 3 tane sersemleme ile iş yapmaz. Önce biraz kaçış yaparak oynayacaksın. Bak Scarlet Witch ile. Bak şimdi ne yapıyor? Scarlet Witch içinden geçiyor. Çok rahat hem de. Hiç. Patır patır dövüşüyorsun arkadaşlar Scarlet Witch ile. İzleyin. Number one shot. Hani bu kadar. Ben bir an korktum zaten. Daha çünkü elimde 3-4 karakter var. Scarlet Witch ile patır patır indiriyorsun. Abi sakin oyna. Daha 2 karakterim var dedim içimden. O yüzden dövüşü biraz vites düşürerek oynamaya devam ettim. Scarlet Witch ile çok rahat indirebileceğiniz karakterlerin başında geliyor arkadaşlar. Ve Doktor Vodo. Doktor Vodo şöyle bir şey. Loa biriktirdikten sonra özel saldırı 1 ile hepsini nörotoksine çevireceksin. Ondan sonra içinden geçeceksin arkadaşlar. Evet zırhlanma 2. Hop. Bir çevir bakalım. 4 tane çevirdi. Şok yedik yalnız. Evet. Hop. Oo, otoblok engelleme. Üzerindeki zırhlanma takviyelerini arkadaşlar etkisiz hale getirdiğiniz zaman şok yiyorsunuz. Anlaşıldı. Bak şimdi bak. Bak. Hop ağır saldırı. Burada gördüğünüz gibi Anka kuşunun yenilenmesi bize avantaj olarak döndü arkadaşlar. Evet. Hayır. Demek ki zırhlanmasını değil de zırhlanma takviyesini etkisiz bırakacak bir etki verdiğin zaman Anka kuşunuz eğer 3.45 ya da 4.55 ise havada karada suda indirirsiniz. Vision Arcus'ta şöyle bir şey var. Vision Arcus rakibe yakın durduğunuz zaman zırhını kıracaktır ve ani soğuk veriyor. Gördüğünüz gibi eritiyorsunuz. Birebir ilaç diyebilirim arkadaşlar. Hani patır patır dövüşüyorsun. Eridi bitti gitti zaten gördüğünüz gibi. Ve Cool Obsidian. Bunlar etkili karakterler. Etkili karakterleri sona bıraktım. Geri çekildik. Hop hemen lütfumuzu açtık. Patır 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 indiriyorsun. Çok rahat indiriyorsun bu arada. Bu yüzden biraz geri çekildik. Ve biraz da Venom'a kaldı can. Venom zaten zırhını kırdıktan sonra ya bitmiştir. Olay bitmiştir. Bak şimdi. Venom'u zaten göstermeme gerek var mıydı? Daha birçok karakterler var. Şimdi bu yorumlar kısmına şunla çok rahat indiriyorum diyenler olacaktır illaki. Tabii ki onları göstermedim bilinçli olarak. İnsanların elinde olabilecek karakterleri göstermeye çalışıyorum an itibariyle. Bu yüzden arkadaşlar hani onları videoya dahil etmedim. Bu arada ayağım kaşınıyor ya. Vay arkadaş. Evet. Medusa içinden geçiyorsa. Zırhını kırıyor zaten. Çok rahat şekilde oynuyorsun. Doktor Strange de evet karşı büyü yaptı gördüğünüz gibi. Karşı büyüyle rakibin zırhlanma takviyesini ortadan kaldırdık arkadaşlar. Ve bu sayede vereceğimiz hasar miktarı da yükseldi. Evet kuvvet alanı aktif. Gördüğünüz gibi evet karşı büyüyle işini bitirebiliyorsun. Dormammu'da aynı şekilde güç boşalma yapıyorsun düz vuruşlarda. Orta saldırıyla bitirdiğin zaman son vuruşu. Evet gördüğünüz gibi güç boşalması dengeli ve arkadaşlar özel saldırılarından kaçtığınız takdirde Dormammu da iş yapacaktır bu karaktere karşı. Magik'te şöyle bir şey var Magik. Magik'te arkadaşlar özel saldırı 2'yi yaptığınız zaman güç kilidi uyguladıktan sonra gardiyana yani işini halledebilirsiniz. Evet.
özel saldırısından kaçmadığınız zaman verdiğiniz hasarı da görüyorsunuz bu arada. Evet. Evet, yaptık, güç kilidini de verdik. Bu şekilde çatır çatır dövüyorsun ondan sonra. Ve Ördek Venom'la özel saldırı 2'yi attıktan sonra patır 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 indirebilirsiniz. Bak şimdi özel saldırı 2'yi tutturursam bitmiştir olay. Ondan sonra hani geçmiş olsun gardiyana. Gardiyana sordular. Böyle bir şarkı mı vardı ya? Bende artık yokluk kötü bir şey arkadaşlar. 3 yıldızı var. 3 yıldızı olduğu için size 3 yıldızıyla anlatıyorum. Clairvoyant etkisiz bırakabiliyorsunuz. Etkisiz bıraktığınız zaman zırhlanma takviyesini, ondan sonra işini görüyorsun arkadaşlar. Evet. Evet, kaçtık. Yani etkili dövüşen bir karakter. 3 yıldız olmasına rağmen 700'leri görüyoruz. Mojo aynı şekilde arkadaşlar. Mojo'nun da rakibin takviyelerini hızlıca kapatmasını sağlayan özellikleri, bozma veriyor aynı zamanda. Evet. Geriye doğru atıldık. Ve arkadaşlar son karakterimiz Corvus'la videoyu sonlandıralım. Evet. İçinden geçiyorsun Corvus'la, hiç anlatmaya bile gerek yok. Ama hiçbirini de indirmedin. Sonda indirelim arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ve daha birçok karakter var göstermek isteyip de gösteremediğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da çok iyi bir beğeni sayısı istiyorum. İnşallah elinizi korkak alıştırmaz ve videonun beğen butonuna takır takır tıklarsınız. Çünkü emek gidiyorsa arkadaşlar, lütfen emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ve sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.